Hepinizden Allah razı olsun. Ramazan'ın işte 11. 12. gece, 12. neyse şeydeyiz. Allah nasip ederse böyle idare ediyoruz. Yine fazla uzatmayayım. Her zamanki gibi Tanyer kardeşimiz okuyacak. Sonra Erdi beraber yapacağımız derste Barla alakasından sayfa 444 251 nolu mektup. Güzel bir mektuptur. Bir notadır bu, notadır. Derste girerken bir de söyleyeceğim de nota yani. Sanki nefse ultimatum veriyor. Bir bakıma Ene ile de alakalı bir derstir. Peki buyur Ahmet abicim, buyur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. 15. notanın 3. meselesi. Ey insan ve ey nefsim! Muhakkak bil ki Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun, cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibahadır. Temlik değildir. Yani senin istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş. İstifade ettiği ibaha etmiş. Senin gibi idare etmekten hakikatten aciz ve tedbirden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Çünkü mülk olarak verseydi idaresini sana bırakmak lazım gelirdi. Acaba en kolay, en zahir ve daire ihtiyar ve şuurunda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde acaba en kolay, en zahir ve daire ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde nasıl göz ve kulak gibi daire ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin? Madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahadır, elbette ibahanın düsturlarıyla hareket etmek lazımdır. Yani nasıl bir zat ziyafete misafirleri davet eder, onlara meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibaha ediyor, temlik etmiyor. İbaha ve ziyafetin kaidesi ise mihmandarın rızası dahilinde tasarruf etmektir. Öyleyse israf edemez. Başkasına ikram edemez. Sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez, dökemez, zayi edemez. Eğer temlik olsaydı yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak sana ibaha suretinde verdiği hayatı intiharla hatime çekemezsin. Gözünü çıkaramazsın. Ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Ve hakeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvanını lüzumsuz tazip edip katledemezsin. Ve hakeza bütün sana verilen nimetler, bu misafirhane-i dünyanın sahibi olan mihmandar-ı kerim-i Zülcelal'in kavani-i şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerektir. Evet, Allah razı olsun. Evet, değerli kardeşler, şimdi Erdil'i beraber okuyacağız. Bu 15. notanın 3. mebası. Bu 3. niye 3 dedi? 1. mebası 10. lemanın 15. notası. Bab-ı Hıfz. Hıfziyet kapısı. 2. notada 24. lema oluyor. Hanımlar Risalesi. Onlar da bir nota. Tesettür bakımından. 3. de bu nota oluyor. Bu derste hem tefekkür var, hem tevhid var, deliller var. Zaten Risale'nin bir özelliği, her zaman söylüyoruz. Dava açın dava. Açın layıkalara bile hem bizim mesleğimizi gösterir, mesleğimizin düsturlarını ifade ediyor, hem de tevhid dersi veriyor. Peki fazla uzatmadan başta Erdi kardeşim. Oku bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 15. notanın 3. meselesi. Ey insan ve ey nefsim! Muhakkak bil ki Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun, cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibahadır, temlik değildir.
Evet, evvela bu şuuru anlamak lazım. Ben yoktum, bir damla sudan yaratıldım ve dünyaya geldim. Her zaman şükür içindeyim. Ne bende sıfatlar bende vardı, korkmak, sevmek vardı, ne de görme vardı. Hepsini Allah bana verdi. Sanki emanet. Böyle düşündün mü gayet kolay rahat edersin. Ama benim malım deyince onun çok ceremesini çekersin. Şimdi ki ey insan ve ey nefsim. Yani bu da kendisi ifade ediyor. %100 bil ki sana Allah'ın vermiş olduğu bütün bu azalarınızı hepsi topkün vücut. İba yani sana izin de verilmiş. Senin mülkün değil. Yani sen mi yaptın? Gelin bunun izahını Hazreti Hüseyin. Mesnevi'de, Hatime'de, sayfa 90'da hep insanın üstad öyle izah ediyor. Buldun mu onun yerini? Buldum. Buldum. Bak ben bir şey söyleyeyim. Bir şeyin senin olması için değerli kardeşim dört şey lazım. Dört madde. Bir, ya sen satın alacaksın ve yapacaksın ve yolda bulacaksın ve miras kalacak. Yani bu olması için farzubal. Hani göz senin mi? Kulak senin mi? Vücut senin mi? Yani farzubal annem mi yaptı? Yani annen baş değil bere yapabilir. Ayakları mı yaptı? Babam mı yaptı? Belki ayakkabı yapabilir. Değil mi? Eldiven yapabilir. Ama ne el yapabilir ne baş yapabilir. Evet. Evet oku bakalım. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak temellük de etmiş değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut havi olduğu garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bir sani hakimin destu kudretinden çıkmış kıymetdar bir hane olup insan o hanede emaneten oturur. Evet. İnsan o hanede evet. Emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarruftan ancak bir tane insana aittir. Bu daha ve bunu söylemiştik. Bak şimdi aklıma bir örnek geldi. Üniversite okuyorum. İkinci fakülte Erzurum'da okuduğum vakitte ziraatta okuyan bir ateist adam vardı. Ateist bir genç çocuk vardı. Dedim ki rahmetli hocama, dedim ben böyle bir ateist genç var. Onu getireyim mi? Dedi getir. Ben de pek gittim ertesi gün. Şimdi Nurlu Hükümet diyor da Kral Hükümet. Kapıyı çaldım. Hocam açtı kapıyı. Daha evvel söylemiştim ya. Şimdi kaş göz hareketiyle diyorum ki hocam hani dün dedim ya işte bu arkadaş bu. Yani ateist arkadaş bu. Hiç unutmam. Hocam arkadaş bizim öğrenci arkadaşımızın ziraatta okuyan elini tuttu. Dedi bu eli sen mi yaptın dedi. Dedi Allah dedi birdenbire. Der demez hocam tebessüm etti bana. Bu bak Allah diyor hani ateistti niye bir bunu getirin dedi. Sonra bunu bir daha okudu bak. Bir de okur musun? Hem insanın vücudu ve cesedi evet. Bir onun değildir. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Evet. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. Dedi sen mi yaptın bunu dedi. Sen mi yaptın? Yok. Ben hapishane dedim. 80'de hapse düştüm. Bir tabii komünistler de vardı. Birisinin dövme vardı. Ona dedim ki bu dövmeyi kaça yaptın dedim. Dedi ki söyledi işte bu fiyata. Dedi ya bu koluk kime yaptın dedim. Şaştı kaldı. Dövmeyi yapan var da kolu yapan sen misin dedi böyle. Üstad nitekim şey değerli kardeşim şeyde Habbe'de diyor ki bir de vücuttur. Vücut zaten senin mülkün değildir. Onun mariki ancak marikin mülktür. Ve senden daha ziyade senin vücuda şefkatlidir. Binaenaleyh marik hakkinin daire emrine hariç o vücuda karşı zaman zarar vermiş olursun. Hırs gibi. Demek ki Allah bize daha şefkatli. Peki tekrar devam ederse ey insan oradan al. Ey insan ve ey nefsim. Muhakkak bil ki Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun, cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibahadır, temlik değildir. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş. Bir derse bir abi diyordu mesela ben sana arabamı versem
ana mensap anahtar senin değil, ben veriyorum. Sen emanet veriyorum. Yani ne der? Emanetin malı der, emanetin malı ne derler? Şey olur değil mi? İhlete olur evet. derler. Şimdi her şey bize emanet. O halde elbette ki ben sana arabamı emanet verince sen arabamı satamazsın. Arabanı çarpamazsın. Böyle düşünmek lazım. Bunu mu düşünüyorsun da vücudu niye düşünmüyorsun? Kim verdi vücudu? Allah. Evet devam et değerli kardeşim. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş. İstifade et diye ibaha etmiş. Senin gibi idare etmekten hakikaten aciz ve tedbirden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Çünkü mülk olarak verseydi idaresini sana bırakmak lazım gerekirdi. Gelirdi. Çünkü mülk olarak verseydi idaresini sana bırakmak lazım gelirdi. Sadece bak göz bilmem o benim sağım değil ama aklıma geldi şu anda. Hani gözüm kıp açıyoruz gözümüz. Göz kapağımızı. Evet. Yani bilmem günde kaç sefer göz kapağımızı indirip kapatıyoruz bilmiyorum da. Değil mi? Yani şimdi biz onu bize verse anamız alır öyle düşün. Otomatik yani. Yoksa göz kurur yağlanmaz değil mi? Yani gözyaşı da öyle işte. Gözyaşı gelmese mesela bazı insanlarda oluyor hastalık işte bak, mesela. Suni olarak damla yapıyor. Ahmet kardeşimiz değil mi? Senin gözünde öyle şey olmadı mı değil mi? Bunun kıymeti sen bizden daha iyi bilirsin değil mi Ahmet? Evet. Evet. Yani değil mi? Göz doktoruna gittin geldin. Evet, görüyorsun. Evet. Öyle. Peki devam et. Acaba en kolay, en zahir, daire-i ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde nasıl göz ve kulak gibi daire-i ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin? Geçen ders sonu bir mide için, midenin yemek yediği vakitte midede hem salgı veriyor hem de öğütmek için, o öğretmek için ayrı bir salgı yapıyor. Değil mi yani? O salgıda hatasız ki ilim adamı diyor. Hatasız bir hesap ve kimyagerlik olayı var. Mide hücreleri bunlar nasıl bilecek? Binlerce yıldan beri bu devam ediyor. Midenin hazmetmesi. Ne mide bir de göz dedim göz dedi. Bak evet. Ben size okuyayım. Diyor 25. sözün. 25. sözün sayfa 560'da ikinci sırrı belagat ediyor ki İkinci fıkhadan emme yemlükü semale absar. Yani gözün ve kulağın mali kimdir? Ben manasını okuyorum. Sizin ağızların içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi desgah ve dükkandan aldınız? Bu latif kıymetli göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip terbiye eden de o zaman. Gözde bir terbiye var mı? Var. Yani. Birdenbire güneş ışını öyle alıyor. Peki odur ki bunları size vermiştir. Öyleyse yalnız Rab odur. Mabut da o olabilir. Ya ağız düşünsen, enteresan. Sana ağzı vermiştin değil mi? Mesnevi'de ağız mesela. Yani şu dişlerin anda, dişlerin dizilişi bile harika bir intizam içerisinde. Nasıl? Dişlerin dizilişi diyorum. Doğru değil mi? Böyle yarım ay şeklinde. Kesiciler önde, öğütücüler arkada. Doğru, doğru. Ters olsa ne olacak? Bak sen konuşurken alt çen oynuyordu, üst çen oynamıyor. O da harika bir şey. Evet. Değil mi? Buradan yani saysan insan vücudunu hepsi hikmet. Baştan şey hikmet. Hiçbirisini biz yapamayız ve yapmadık da. Acaba en kolay, en zahir ve daire-i ihtiyar yani ben yiyorum, ben içiyorum. Değil mi? Kendi onu Allah bana ihtiyar vermiş. Göze de göz açıp kapamayı bana vermiş. Bu kadar. O da imtihan. Peki madem tekrar gelmek derse madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil ibahadır, elbette ibahanın dusturuyla hareket etmek lazımdır. Elbette ibahanın dusturuyla hareket etmek lazımdır. Yani nasıl bir zat ziyafete misafirleri davet eder, onlara meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten İstifadeyi ibaha ediyor. Temlik etmiyor. İbaha ve ziyafetin kaidesi ise mihmandarın rızası dahilinde tasarruf etmektir. Şimdi hatırlayın bak diyor misafire davet ediyor. Sofra derim sofra. Ben şimdi size misafir gelsem sofraya önce mi hazırlasın yoksa sonra mı hazırlasın?
Önce hazırlarız. Önce hazırlarız. Mesela biz nur taşında kahvaltıyorduk. Sofra hazırlanıyor geliyordu değil mi? Değil mi? Evet. Sofra hazırlanıyor. Fakat bak Allah da bir sofra hazırlamış. Fakat ince bir nokta var. Şey misafirler de dışarıdan gelmiyor. O da sofra içine çıkıyor. Değil mi? Yani evet. Misafirler orada çıkıyor. Bak şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hatırlatıyor insanları. 11 sözde. Bir davet yapmış Cenab-ı Hak. En güzel sofrayı sermiş. Allah'ı tanıtıyor. Ve iki gruba anlatıyor bunları. Gelin fazla uzatmadan dinleyenlerin sonunu sözlerde 11 sözde Ahmet'im sen de değil mi okur musun 11 sözde? Evet, okuyorum. Ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz bu şeylerin isharıyla İster ben şeyden alsana en baştan da bu hikmete binaen orada al. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Yani sofra değil mi? Sofra yazıyor. Sofra evet. Orada geçiyor. Ondan. Evet. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü mürassatıyla süslendirip kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle ziynetlendirip fünunu hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asar-ı mucizekâraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini cami sofralar o sarayda dizdi, kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sahabekerane. Mesela her bir taifeye layık sofra aklına gelir. Mesela hayvanata ayrı nebatata ayrı, insanlara ayrı ayrı sofralar. Öyle değil mi? Herkes memnun değil mi? Sofrasına memnun değil mi? Hepsi memnun. Herkesin. Çatıdan bakınca karşıda o karga margalar böyle nasıl ne içiyorlar? Nasıl sofrası vardı? Memnunlar değil mi? Değil mi? Martılar da onların da rızkını buluyor. Değil mi elhamdülillah? Sofra. Evet. Peki. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sahabetkerane ve sanatperverane bir ziyafet-i amme ihsar etti ki güya her bir sofra yüz sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetleri verdi. Sonra Aktar-ı memleketindeki ahali-i beraiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaver ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniyini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin. Ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip, içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip, derunundaki manzum murassalar ve mevzum nukuş nedir? Ve ne vecihle saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin. Ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip, o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Bak ne dedim? Marziyatı dairesinde niçin buraya okuduk? Ne dedi Barla'da ne diyor? Dedi ki o mihmandarın rızası dairesinde tasarruf etmektir. Yani bak sana sofra hazırlamış ona göre tasarruf et. Ona göre ye değil mi? Evet. Bakalım dinleyen ne olacak? Oku. İşte o marif ustadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede şakitleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor. Diyor ki, ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin isharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem şu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlarla size şefkatini
merhametini gösteriyor. Siz dahi şükürle ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri desti olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta, misilsiz, nazirsiz bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında, kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler, bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir? İçinde ne var? Deyip düşünürken birden o muarif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler. Esselamu aleyke ya eyyühen üstad. Değerli kardeşim, burada dikkat edin mi? Bütün esrarın anahtarları ondadır. Yani dünyanın için geldik. Nereden geldik? Niye buradayız? Nereye gidiyoruz? Bunlar bu yedikli yiyeceklerimiz ne olacak? Bütün bu akla gelen şeyler, yani bir şey söyleyeyim. Kendini tanımak mı zor? Allah tanımak mı zor? Kendini tanımak zor. Yani değil mi Üstad, yine Barlı'da men arife nefsehu fakat arife Rabbu, nefsini bilen Allah bilir. Şimdi bir daha kendisini tanıyacak. Bu dersle ilgili bu azalarım kimin bu? Bana bunu kim verdi? Niçin verdi? Soracak mı? Ben niye buradayım? Nereye gidiyorum? Bunların cami kim verecek? Bakalım öğrenelim. Değil mi? Evet. Oku. Evet. Ya eyyühel üstad, hakkan söyle, bu muhteşem sarayın senin gibi sadık ve mudakik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvelce zikir geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler. İyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna gittiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti. İhsan etti. Hem öyle bir cevad-ı melike layık, böyle muti ahaliye şayeste, böyle edepli misafirlere münasip, böyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti, daimi onları saadetlendirdi. Tabii işte bu ikram hem yeme içme hem de ebedi saadet değil mi? Ebedi, evet. Saadet. Bundan büyük saadet var mı? Evet. İnşallah bizi bundan etsindir. Sonra ikinci guru. Evet canım, sonra. İkinci guru ise akılları bozulmuş. Kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mahasininden gözlerini kapadılar. Ve ustadın irşadatından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup böyle bağırdılar, karıştırdılar. Seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani zişanın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş. Yeter bu kadar. Zemmi olan, yani onun rızası dairesinde hareket edenlere Allah güzel mükafat verecek, saadetlendirecek.
Ama rızasına muvafık hareket etmeyenler de akıbeti şu an üstada göre hapis, yani cehennem olacaktır. Allah bilir. Peki Erdiciğim, tekrar kaldırıyor. Madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahadır. Elbette ibahanın dusturuyla hareket etmek lazımdır. Yani nasıl bir zat ziyafete misafirleri davet eder, onlara meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibaha ediyor, temlik etmiyor. İbaha ve ziyafetin kaidesi ise mihmandarın rızası dahilinde tasarruf etmektir. Öyleyse israf edemez, başkasına ikram edemez, sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez, dökemez, zayi edemez. Eğer temlik olsaydı yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Buraya kadar ders özeti Zeyl-i Hubab'de bir yer var. Kısa bir paragraf. Evet. Bütün bu ders özetliyor. Şimdi yani burada mesajı geçmeden önce bu ders özetini bir dinleyelim. Zeyl-i Hubab'da sayfa 143'te Mesnevi'de kısa bir yer var. Tamam. Bu dersi özetliyor. Onu bul, okur musun? Cenab-ı Hak tutarı inan etti dediği öyle başlı bir yazı var. İlemey Yolaziz. Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücut ile vücuda lazım olan şeyler temlik suretiyle değildir. Yani senin mülkün ve malın olup istediğin gibi tasarruf etmek için verilmemiştir. Şimdi gençler demiyorum, sen üniversite hocasın değil mi gençler? Ağız benim gibi istediğimi konuşurum. Hatırla. Bak şu anda aklıma geldi değerli kardeşim. Ende Mesnevi var mı Mesnevi? Evet. Mesnevi ben hemen açıyorum. 72. sayfa aç 72. Bak. Açıyorum abi. Bak hemen aklı şeyde. Açtım. En sonunda birinci kelam diyor. Birinci kelam. Birinci kelam, evet. Allah oku bak. Birinci kelam. İnni lestu maliki. Ben kendime malik değilim. Yani abi ancak, burada ne diyor? Ben mülk benim. İstediğimi tasarruf ederim. Tasarruf yani ederim. Ağız benim değil mi? Konuşurum. Göz benim değil mi? İstediğe bakarım. Değil mi? Evet. İstediğimi hür gibi. Ama ne diyor üstad cevabında? Oku. Ben kendime malik değilim. Ancak malikim kainatın malikidir. Fakat kendime malik nazarla bakıyorum ki maliki hakikinin sıfatını ve sıfatlarının bir derece mahiyetini ve hududunu bileyim. Mesela üstad Ened'e diyor da ben basit bir örnek vereyim. Askerlik yaptım biliyorsun. Askerde bir erin desen ki bu silah kimin? Tek benim. Halbuki onun değil. Asker müddetinde benim dedi. O halde biz de bu dünya müddetinde bu el benim, göz benim. Asker tüfeği nasıl kendi almamışsa, kendi satın almamışsa, onu ordu vermişse, ordunu vermişse ona göre kullanacak. Kalkıp da o silahı başkasına çevirebilir mi? Hatta verilen kurşunu bile rahat harcayamaz. Neden? Kendisinin değil. Evet. Emanet verilmiş. O halde aynı bize bu emanet verilmiş mi? Cisim. Evet. Ona göre hareket etmemiz lazım. Düşünmesi lazım. Değil mi değerli kardeşim? Evet. Oku bakalım bize. Evet. Mevhum, mütenai hududunla maliki hakikinin sıfatlarının bir cihette gayri mütenai hududunu bil. Bunun İnşallah ene bahsini yaparken ben kısa bir şey söyleyeyim. Mesela Allah bana kuvvet vermiş. Cüz'i bir kuvvet vermiş. Ben o cüz'i kuvveti nasıl ben bu taşı kaldırıyorum. Allah da bütün bu kağıtı idare ediyor, döndürüyor, kuvvet kaldırıyor der. Böyle. Üstad diyor 30. sözde. Ben nasıl bu evi yapıyorum? Evet. Hatırladın mı? Evet. Bu dünyayı da bu semavatı da bir yapan var diye. Vaydı kıyası yapalım diye vermiş Cenab-ı Hak. Ben nasıl bu yemeği yiyorum? Ha bırak yemeği yiyorum. Allah da bütün bu kağıtı bize yediriyor. Rezzakını görüyor. Evet. Demek ki hayvanlar sadece yemek için gelmişler. Onlar Allah bilmesin gelmemişler. O halde ben verilen bütün azaları Allah bilmem lazım. İşte bunu bilmeyen devam et. O bitir en son dedi ki evet bir örnek verdi. Ancak o gibi nimetlerde Allah'ın rızasına muvafık tasarruf edebilir. Yani hangi ne yapayım ne edeyim değil mi? Öne göre. Öyle düşünmek lazım. Evet. Evet bir misafir ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olmayacak derecede
yemeklerde ve sair şeylerde israf ederiz. Demin Ahmet Ali okurken seyirci misafirleri rahatsız ettiler diyor. Hı-hı. Aklım orada söyleyemedi, aklıma geldi. Seyirci misafirleri rahatsız ettiler. Diyelim ki sen bir davet dersen, bizim Konya'da öyle davet verirler. Bütün yemekleri koyarlar bir ortaya. Misafirler geldi, farz-ı mal. Çorbası, pilavı, neyse tatlısı, tuzlusu, eti duruyor. Tam sofrayı yiyeceğiz. O sırada bahçede ev sahibinin komutan çıkan bir keçisi çıktı geldi. Sofraya bir hücum etti. Bir, senin çorbanı vurdu. Senin tas benim başıma geldi. O ona tamam. Geldi. Sen ev sahibi olsan o keçi ne yaparsın? Keselim. Bak rahatsız ediyor bizi. Rahatsız ediyor değil mi? O adam. Evet. Misafir ev sahibi rızasını arkadaşlar. Üstad diyor ki yine Mesnevi'de Habbe'de bir de sen burada misafirsin. Buradan da diğer bir yere gidesin. Gideceksin. Evet abi. Ona götüreceğim. Peki. Vücudunuz ne kadar? Tabii biliyorsunuz. Dersi devam et. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak sana ibahe suretinde verdiği hayatı intiharla hatime çekemezsin. Gözünü çıkaramazsın. Ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemez. Yani şimdi burada var ya, Tanyeli bile hatırla bir misal vereceğim de. Şimdi burada yani biliyorsun bizim meselemiz bir kurbiyet var, bir akrabiyet var. Kurbiyet yani böyle diyelim ki güneşe ayna gibi yakın olması. Bir akrabiyet bize güneşe teveccüh etmen lazım bize. Mesela şimdi başka bir örnek vereyim. Diyelim ki sen şeysin, çavuşsun ve teğmensin. Genel kuvvet genel olmak için ne kadar mertebe çıkman lazım. Evet. Kurbiyet yakmaz. Ama genel kuvvet başkanı gelse orada bir temeli al, seni emir yapsın dese hop akrabiyetle çıkarsın. Birdenbire o makama çıkarsın. Anlatabildim mi yani? Demek, şimdi burada Şirsan'ın bir özelliği var. Bak özelliği var. Şimdi şu okuyacağım satırda ince bir nokta okuyacağım. Aklıma gelen misal unutmasam Ahmet Aynat'ı hatırlatacağım. İnşallah hatırlar. Mesela ben okuyorum. Ne de o satırda bir daha aynen onun gibi Cenab-ı Hak sana ibadet sözü verdi. Bir de oku oraya. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak sana ibadet suretinde verdiği hayatı intiharla hatime çekemezsin. Gözünü çıkaramazsın. Manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Bak manen dedi, madde demedi. Mesela bakın senin gözün var, iyi tevafuk. Evet, senin gözüne şu anlarda okuyorum, sayfa 30'da. Senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçü usta göze gözlüğün yakışını görür, sonra yapar. Doğru mu? Ben evet. Gözlükçü olsam bak o gözlük görüyor. Sana veriyorum. O gözlük gözlükçü gösterdiğine göre aynen bunun gibi gözü veren zat hem gözü görür hem de ince bir manayla gözün gördüğünü görür sonra verir. Madem gözünü gören, gözlük camını gördüğünü bilen bir gözlükçü böyle yapar da gözü takan zat görmez mi? Tabii. Peki dedi ki rızasına muvafık. Nasıl düşünecek? Demin okuduk 25. sözün Sırr-ı Belagat 2'de okuduğu dedik ki gözü ben yaratmadım. Tövbe estağfurullah. Güneş de ben yaratmadım. Göz için ne lazım? Işık lazım. Ne lazım? Göz lazım. Ne lazım? Güneş lazım. Şimdi güneşi ben yaratmadım. Işığı ben yaratmadım. Sadece gözü de Allah yaratmış. Sadece bana ne vermiş? Ne vermiş bana? Göz açıp kapa. Helalı açarsa Allah razı. Haram da razı değil. İşte bunu yapsa insan var ya. Efendim bitti. Şimdi ben onu yeni hatırlamıyorum. Hatırladın mı? Emir Dağ'da bir yer var. Geçen okuduk ya beraber okudu ya. Üstad kağıta giderken hiçbir kızlara bakmamış. Ama onu okuduğum için biraz söylemeyeceğim. Tanya'dan hatırlarsa şunu soracağım. Hani Molla Resul hani tesbih çekiyor. Bizim hani eskarımız. Hani şeyimiz. İşte bak şu yapan bu işi bilen adam o makama çıkar. Yani tesbih almış üstad. Tanya almış bugün Nurtaş'ında. Böyle serüsülükle gidiyorsun, emameye gidiyorsun. Hatırlayabildin evet. Mi Atanay'ın hatırladın mı onu? Evet. Onu hatırlarsa söyler misin? Hani bizim erkanımız. Evet. Ha.
Molla Resul Üstad'ın onlar talebelerinden yaşlı birisi. Üstad'a böyle rahat sual sorar, şey yapar. Diyor, Seyda diyor, biz şimdiye kadar hiçbir tarikata girmedik. Hiçbir şeyin peşine gitmedik. İşte eğer ki ruzu mahşerde perişan olursak sırtımız, iki elimiz yakanda diyor. Bunun üzerine Üstad elinde tesbihi şey yapıyor. Diyor, kardeşim diyor, bu tesbih taneleri buradan buraya kadar gelmek ancak hasu havasa mahsustur. Yani, nereden nereye kadar? Şey, yani, imame kadar. Şeyden, ha, başlayıp ta tekrar imamiyete gelmek. Ha. Hepsi bunlar birer makam, birer ondan sonra terakki edilecek yer, merdivendir. Manevi olarak buradan buraya gelmek ancak hasu havasa mahsustur. Allah Allah. Evet. Ben diyor Kur'an-ı Hakim'den istimdad ettim. Cenab-ı Hak da bana gayet kısa bir yolu gösterdi. Buradan buraya atlamak gibi diyor. Elhamdülillah ya. Yani şimdi diyor o dersi alıyorsunuz diyor. Ve tesbihini şey yapıyor. Diyor buraya sadakatla imzasını atan eğer perişan olursa ruzu mahşerde sırtımın yükü olsun diyor. Şeyde ben bakayım kimdi? Cemil Meriç. Cemil Meriç çok zeki bir insandı. Böyle şey yapıyor yani ne bileyim ben. Demişim bu kadar çok zekisin. Nereden bu zeki, bu kadar zekisin? Biz dünyayı mı unutuyoruz? Sen nasıl unutuyorsun? Deyince sen 10 senelik maziyi hatırlıyorsun. Bize ilkokulda başlarken bakmayı öğretilerdi. Bakmayı. Ya nedir bakma? Herkes bakabilir. Öyle değil. Öğretmenler der ki bize evlatlarım, çocuklarım yürürken ayağınızın ucuna bakın. Sağa sola bakmayın derdi. Bak hakikaten de demek sağa sola bakmak haram şeyleri görmek hem dağıtıyor, zeka dağıtıyor hem de günah mı giriyor? Nitekim Kastamonu alakasında sayfa 167'de diyor ki Kastamonu alakasında diyor ki Risale talebinden bir genç hafız. Ben çok adamların dedikleri gibi diyorum. Bende unutkanlık hastalığı tezahür ediyor. Ne yapayım? Cevap. Ben de dedim. Mümkün oldukça namahreme nazar etme. Çünkü rivayet var ki İmam Şafii Radan dediği gibi haram-ı nazar nisyan verir. İşte göz bu. Demek ki gözü veren rızası hareket etti mi hem sevap kazanıyorsun hem de rahat ediyorsun. Zekan artıyor. Ters yaptı mı Allah muhafaza günaha giriyorsun. Evet. Bir de demişsiniz, yani verileni rıza dairesinde kullanmak şükrü örfi mi oluyor? Tabii biliyorsun işaret icadı var ya şükrü örfi. Evet. Üç tane şükür. Biri hani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn bütün azalarımızla Cenab-ı Hakk'a yerine getirmek şükrü örfi oluyor. Doğru. Şükrü örfi. İşaret icadı. Evet. Demek yani dediğim gibi şükretmiş oluyoruz değil mi değerli kardeşim? Evet. Peki aynen bunun gibi daha orada bitir. Aynen onun gibi. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak sana ibahat suretinde verdiği hayatı intiharla hatime çekemezsin. Gözünü çıkaramazsın. Ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Ve hakeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cazatı harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvanını lüzumsuz tazip edip katledemezsin. Ve hakeza bütün sana verilen nimetler bu misafirhane-i dünyanın sahibi olan mihmandar-ı kerimi, kerim-i zülcelal'in, mihmandar-ı kerim-i zülcelal'in kavani-i şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerektir. Mihmandar-ı kerim nedir mihmandar-ı kerim? Oksa lügatına ne yazıyor mihmandar-ı kerim? Ne yazıyor? Dünya misafirhanesinde kullarına yardım edip rızıklandıran sonsuz haşmet ve celal sahibi Allah demiş. Evet. Şimdi bakın bir iki yer okutacağım Ahmet Tanyeli. Dersi bitireceğiz. 17. sözde Mimandar Kerim izah eden biz misafir olduğumuzu ve onun da verilen mesajı da en sonda hem sayfa 286 okuyacağım Ahmet'ciğim sana hem de 866 okut bitireceğim. Birbirine tamamlıyor çünkü o. Tamam mı? Şimdi evet. Hangisini 286'yı mı okuyoruz? 286 okuyorsun. Sonra 866 okuyup bitiriyorsun. Tamam mı? 266. Ayarla. Cenab-ı Hak tesirini hak etsin diyelim. Bu barla aksında burayı bitirelim.
Hem tamam. Bir misafirhanedir. 17 sözün başında yazıyor. Buldun mu? Tamam. Evet, oku. Hem bir misafirhanedir. Öyleyse onu yapan mihmandar kerimin izni dairesinde ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işle, hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Herzekerane, fuzuli bir surette karışma. Yani Allah'ın işine karışma. Dediğini yap. Evet. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma. Ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlarla dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarakatı gayet hafifleştirir. Belki hüşyar olanlara sevdirir. Ve rahmetinin her şeyde ve her şeyinin de bir izi bulunduğunu gösterir. Bak diyor ki burada dikkatimi çeken cümle, sen 866 bul. Burada ne dedi? Fuzuli bir surette, herzekerane, fuzuli bir surette karışma. Aklıma ve karışma mı dedi? Karıştırma. Hem karışma hem de karıştırma. Evet. Bunu ifade eden 866 ikinci paragraf var ya, ikinci paragraf. Hem okuyorum. Der, oku. Ey insan, sen kendine malik değilsin. Sen kudreti nihayetsiz bir kadir, rahmeti hassiz bir rahim-i zülcelali, zat-ı zülcelalin memlüküsün. Öyleyse sen kendi hayatını kendine yükleyip zahmet çekme. Çünkü hayatı veren odur. İdare eden de odur. Hem dünya sahipsiz değil ki, sen kendi kafana dünya yükünü yükleterek ahvalini düşünüp merak etme. Çünkü onun sahibi hakimdir, alimdir, sen de misafirsin. Fuzuli olarak karışma, karıştırma. Karışma ve karıştırma. Allah bizi karıştırmasın, nizama uymak nasip etsin diyelim. Fazla uzatmadan Fatiha'yı sana bırakalım. Buyur. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena, inneke entel alimul hakim, ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin, ve zannillahi'l-Fatiha. Allah'a emanet olun.